Backrooms'tan daha sinematik, Mandela Katalog'dan daha derin bir seriyi inceleyeceğiz bugün. İlhamı Besleme adlı internet serisine bakacağız. Gizemli internet serilerini seven biriyseniz sizi tamamen tatmin edecek bir seri. Çünkü içinde korku var, çözülmesi gereken şifreler var. Hatta daha da önemlisi, ruhunuza dokunacak bir mesajı var. Alex Bale'in oluşturduğu bu seri dünya çapında biliniyor olsa da ülkemizde pek tanınan bir seri değil. Hatta sanırım Türk kanallar arasında bu seriyi tek ben inceledim. Daha fazla kişinin incelemesini de çok isterim bu yüzden. Bu incelememin ikinci kısmı olacak. O yüzden gidip ilk bölümü izlemenizi öneririm. Ama izlemek istemeyenleriniz için kısa bir özet geçeyim. İlham adı verilen uzaylı yaratıklar bir şirketi ele geçirir. İlhamların özelliği size şöhret, zenginlik ya da kariyerinizde güzel bir pozisyon sağlayabilmeleridir. Karşılığında ise onları beslemenizi isterler. Serinin ana karakteri Alex, İlhamı sayesinde YouTube'da büyük bir başarı yakalar. Ama bunun karşılığında hem ilhamını canlı bir kediyle beslemek gibi korkunç şeyler yapmak zorunda kalır, hem de bu uzaylı yaratıkların ele geçirdikleri şirketin reklamını yapar. İlhamından kurtulmak için Wes adındaki bir yakın arkadaşına yaratığı aktarır. Ama aslında ilhamından kurtulamadığının farkında değildir. İncelememizin ikinci ve aynı zamanda final bölümüne geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Biliyorum videoyu bölmek biraz can sıkıcı bir durum. Ama bu tarz hatırlatmalar yapmak gerçekten de işe yarıyor. Lafı daha fazla uzatmadan gelin incelememize devam edelim. İlhamı Besleme 2 adlı video, Alex'in yaptığı yeni Sünger Bob teori videosunu izlemesiyle başlıyor. Yeni videosunda Bikini Bottom'ın aslında uzaylı deniz anıları tarafından kontrol edildiğine dair bir teori ortaya koyduğunu görüyoruz. Alex'in içinde bulunduğu durum göz önüne alınırsa bu teori oldukça manidar. Sonuçta bu teoriyi yazan Alex'in kendisi değil. İlham adındaki uzaylı. Uzaylının böyle bir teori oluşturması, açıkça dünyayı kontrol etmeyi amaçladıklarının mesajını vermesi anlamına geliyor. Yani bu sadece bir teori videosu değil, bir güç gösterisi. Sonraki sahnede İlham'ın Alex'i terk etmediğini anlamış oluyoruz. Yani İlham'ı Wes'e aktarmasının, Wes'in hayatını mahvetmek dışında hiçbir işlevi yoktu. Tabii Wes hayatının mahvolduğunun farkında değil. Alex'in ona verdiği ilham sayesinde işinde büyük başarılar yakalayabilmiş ve hayatından oldukça memnun. Alex duyduğu vicdan azabından dolayı Wes'e her şeyi anlatsa da Wes'in pek umrunda değil gibi gözüküyor. Alex ne kadar çabalarsa çabalasın Wes'i ikna edemiyor. Wes'in davranışlarında bir gariplik var. Sanki kendisi değilmiş gibi. Wes'in tuhaf tavırlarından sonra Alex Victoria'ya ulaşmaya çalışıyor fakat telefonlarını açmıyor Victoria. Onun evine giden Alex Victoria'yı orada da bulamıyor. Arabasına binip geri dönmek isterken arabasının bozulduğunu fark ediyor. Neyse ki tamir konusunda yardımcı olmak isteyen biri var. İlk inceleme bölümünü izlediyseniz bu adamı tanımışsınızdır. Alex Bale'ı eleştiren Cynical Critic adlı kanalın sahibi. Alex'e yardım edeceğini sanarken aslında bu adamın uzaylılar tarafından ele geçirildiğini fark ediyoruz. Alex'i evine götürmek istediğini, artık son aşamada olduklarını söylüyor. Tam o sırada kaybolduğunu düşündüğümüz Victoria, Alex'in yardımına yetişiyor ve oradan uzaklaşıyorlar. Fakat Victoria, Alex'i evine getiriyor. Uzaylılar Alex'in evine dönmesini istemişti ve bu yüzden de Alex evine dönmemeliydi. Ama Victoria onu buraya getirmişti. Çünkü maalesef Victoria da uzaylılar tarafından ele geçirilmiş. Peki neden Alex'in eve dönmesini istiyorlar? Son aşama dedikleri şey ne? Alex evine vardığında ilhamı ile tekrardan karşılaşıyor. Fakat bu sefer ilhamı şekil değiştirmiş. Alex gibi gözüküyor. Ve bölümün sonunda Alex'i yiyor. Yani ilhamlar aslında insanların vücutlarını ele geçirmiyor. Onların şekillerine girerek onların yerine geçiyorlar. Serinin final bölümü, Alex'in arkadaşları Victoria ve Wes ile birlikte kahkahalar içinde gülmelerini görmemizle başlıyor. Neden güldüklerini sorgulayan Alex'in aldığı cevap ise çok önemli. Everything I am and everything I could have been is gone now because of you! Burada kediye bakması sembolik olarak oldukça değerli. Aslında o kedi, Alex'in vicdan azabının bir sembolü. İlhamı sayesinde şöhret ve para kazanan Alex, kolaya kaçmayı tercih etmişti. Sonucun ne olacağını umursamadan üne kavuşmuştu. Karşılığında ise bu kediyi kurban etti. Wes'in hayatını mahvetti ve insanlığını feda etti. Şimdi ise tekrar tekrar acı çektiği bir cehennemin içinde hapsolmuş durumda. Ama merak etmeyin, uzaylı tarafından yenmesine rağmen ölmüş durumda değil. İlhamı ile olan konuşmasından bunu anlayabiliyoruz. My dad? No, you're not dead. I mean, you're not fully dead. Right now, you're sort of being digested.
Bu sindirilme süreci boyunca Alex hala ölmüş sayılmaz. İlham ile olan konuşmalarında aşırı önemli bir kısım var. Birazdan izleyeceğiniz klip serinin en önemli mesajını anlayabilmenizi sağlayacak. O yüzden şu an ne yapıyorsanız bırakın, zihninizi boşaltın ve söylenenlere odaklanın. Do you have any idea how many people would kill to be in your position? I mean, you complain so much about not being a real filmmaker. Oh, I went to film school. All the while, millions, literally millions of people loved what you were making. I gave you exactly what you wanted. I didn't want any of this. You think I wanted to be the SpongeBob guy? You've taken everything from me! You done? I didn't make you do anything. You chose to keep taking scripts from me. You chose to bring me a cat and lie to your friends. You could have stopped anytime you wanted. And you want to know why you didn't? Because you know that without me, no one will ever care about anything you make. So instead of throwing a tantrum like a child, why don't you sit down and accept who you are? Sevdiğiniz, tutkulu olduğunuz şeyi yapmak yerine para, ün, başarı gibi olgulara odaklanırsanız, siz siz olabilir misiniz? Gerçekten de yaşıyormuş gibi hissedebilir misiniz? Zengin olursam mutlu olurum, şu işi başarırsam mutlu olurum diyenler, amaçlarına ulaştıklarında gerçekten de mutlu olabilirler mi? Bu büyük bir ikilem. Başarı mı, yoksa tutku mu? Siz hangisini seçerdiniz? İşte tam olarak bunları sorgulatan bir sahne bu. Alex'in tutkusu iyi bir yönetmen olabilmek. Fakat başarısını sağlayan şey kısa filmleri değil, Sünger Bob hakkında yaptığı teori videoları. Uzaylılara ilham denmesi de oldukça ironik. Çünkü benim için ilham, tutkuyla bağlantılı bir kavram. Size kazanç sağlayan mekanik bir olgu değil, ruhunuzu doyuran bir şey. Tutkularımızı tercih etmemek de bizim seçimimizdir aslında. Alex'in ilhamına söyledikleri doğrudur bu yüzden. Alex'in bu konumda olması kendi tercihlerinden kaynaklıdır. Ama duyduğu pişmanlık belki de yeterli olacaktır. Tutkuya sarılması belki de onu bu cehennemden kurtarabilir. Bir çıkış yolu arayan Alex, kediyi takip etmeye başlıyor. Bu da metaforik olarak vicdan azabı çekmesine neden olan hatalarıyla yüzleştiğini göstermekte. Kediyi takip eden Alex, kendini bir sinema salonunda buluyor. Patlamış mısır satan yaşlı bir adamla karşılaşan Alex, mekanın dışına bakarak orada ne var diyor. Why would you want to go out there? Isn't this what you wanted? Diye cevap veriyor yaşlı adam. Bu noktadan sonra Alex kayboluyor ve yaşlı adamın hayatını izlemeye başlıyoruz. Bir VHS kasetini televizyona takıyor. İzlediği şey ise Alex Bale'ın çocukken çektiği bir kısa film. Belki de yönetmenlik tutkusunu ilk yansıttığı eseri görmüş oluyoruz Alex'in. Camının tıklatılmasıyla odağa dışarı kayan adam bir anda kendini sinema salonunun dışında buluyor. Mutlak karanlığın içinde Sünger Baba doğru yürüyor. Sünger Baba yaklaşan yaşlı adam bir anda Alex Bale'a dönüşüyor. Yani hayatını izlemeye başladığımız yaşlı adam aslında Alex'in yaşlılığıymış. Tutkusunu takip etmediğinde hayatının nasıl bir hale gelebileceğini izliyorduk aslında. Yapayalnız, kimsesiz ve geçmişte takılı kalmış. Sinema aşığı eski halini özlemle izleyen ve içten içe haline üzülen birine dönüşmüş. Fakat bu yaşlı hali tekrardan kendi haline dönüşüyor ve Sünger Bob'a sarılan Alex kendini bir ev partisinde buluyor. Arka planda Sünger Bob'dan bildiğimiz Jellyfish Jam adlı bir şarkı çalıyor. Alex ise bir teori videosunun kurgusunu anlatmaya başlıyor. Kendini durduramıyormuş gibi bir hali var. İnsanlar ise o konuştukça daha da eğleniyor. Evet, insanların istediği şey bu. Sevdikleri şey bu. Sünger Bob teori videoları yapmaya devam etmelisin Alex. Sünger Bob'u kucak. Tabii bu durumun etkisi Alex kediyi gördüğünde geçiyor. Vicdan azabıyla tekrardan yüzleşiyor. Kaosun içinde yere düşüyor. Ama düşsen de devam etmen gerek. Sürünerek kediye ulaşmaya çalışıyor. Ulaştığında ise... İçinde bulunduğu cehennemden kurtulmayı başaran Alex ilhamını öldürüyor. Artık her şey normale dönebilir. Ama dünyadaki tek uzaylı Alex'in ilhamı değildi. Şirkete ne oldu? Anne diye bir yaratık vardı, ona ne oldu? İlk kısımdan hatırlıyorsanız, mutlu et çiftliklerini ifşalayan Bu Yer Mutlu Değil adlı bir YouTube kanalı vardı. O kanalda çözülmesi gereken sayısız şifre bulunmakta. Bu şifreleri çözerek ulaşılacak bir hikaye daha var. Fakat arka planda dönen hikaye o kadar uzun ve karmaşık ki, anlatmaya çalışsam bu video 2 saati bulurdu. O nedenle önemli olan iki kısımdan bahsedeceğim sadece. Öncelikle IT departmanında çalışan Jared adlı yaratığın
bir denek tarafından etkisiz hale getirildiğini biliyoruz. Kanaldan öğrenmemiz gereken bir diğer bilgi ise Mutlu Et Çiftlikleri adlı şirkette yangın çıktığı. Bu yangında Anna adı verilen ve uzaylıların lideri olan yaratık da ölmüş. Yani her şeyin son bulduğunu öğrenmiş oluyoruz ve seri bu şekilde sonlanmış oluyor. Dünya üzerindeki uzaylılar artık yok. Dünyamız güvende.